canım ya, insan değil mi? Koşacağız. Nerede onu bir çıkarım? Olmaz. Ha, alıyorsun. Hop, hop, hop. Hop, hop, yavaş. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Onları bırak köşeye. Çalmazlar herhalde bu şeyler. Babaanne. Şimdi ne bakayım? Çok teşekkür ederim. Ben bakayım. Adın ne? Kafiye. 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 Kim geliyor yarın maça? Sen. Bugün şanslı dediler. Çok güzel oldu ama ben çok korktum. Dün acayip korktum. Akşam okulun tadilatına başlanacak öğrencilerin her birine bayrak topları verildi. İlk etap olarak bunlar yapıldı tabii. O köyünüzün okulu yenilenecek ve Bursa Spor temalı bir okul olacak artık. Neler hissediyorsunuz? Muhtar sizden başlayalım. Evet. Önce kendimi tanıtayım. Buyurun. Bursa Oreli Çörler Köyü muhtarıyım. Turan Bey. Turan Argın. Fanatik Bursa Spor. Fanatik Bursa Sporluyuz. Levent Hocam bize bir teklifte bulundu. Dedi ki bizim de köyümüzü de nasip olursa de Bursa 16 okul kampanyası bizim köyümüzü 6. sıraya aldırdık. Ve köyümüzün okuluna da bakım yapmak istiyoruz. Yeşil beyaza boyayacağız diye. Ben de Levent Hocam'dan bu haberi aldı, alır almaz önce ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne gittim. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var. Köyümüzü ilk 6 sıraya koymuşlar. Bursa Spor taraftarları bizim okulumuzu yeşil beyaz boyamak istiyorlar. Biz de zaten Bursalıyız. Memleketimiz de Bursa. Fanatik Bursalıyız. Bir mahsur var mı bunda dedik. Dedi ki muhtarım siz istedikten sonra hiçbir mahsur yok. Yeter ki okul temiz olsun, güzel olsun dedi. Biz de Levent Hocam tekrar telefonla aradık. Dedi ki hocam biz görüştük. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de kabul etti. En güzel şekilde bütün her şeyi bize bıraktı. Ve sağ olsun Levent Hocam da şu anda arkadaşları getirdiler. Nasıl olsa boyaya da başlayacaklar. Ama Bursa Spor taraftarından ve futbolcularından isteğim şu. Köyümde açılışa gelecekler de gençlik ve spor kulübüm var. Gelsinler görsünler. Buranın boyasını da üstlensinler. Ve düğün salonum var. 450 metre. Başka bir proje inşallah. 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 Köyü baştan başa inşallah. Köyden inşallah. 450 metrekarede düğün salonu sağ olsun devletim gerekli desteği yaptı bize. Düğün salonunu şu anda bitirme aşamasındayım. Evet. Düğün salonunu bitirme aşamasındayım. Yani orayı da yeşil beyaz yapalım ki. Yani tavşandan Bursa'dan, Orhaneli'den, Kütahya'dan gelenler genç kulübümü görsün. Tavşanlı'ya gidenler de düğün salonumuzu görsün yeşil beyaz olarak. Gerçek Bursa Sporlar Köyü desinler bizim köyümüze. Ve açılışta iddialı konuşuyorum. Onlara en güzel şöleni, en güzel eğlenceyi ben düzenleyeceğim. Ve Ertuğrul hocamı da bekliyorum bu köye. Mutlaka bekliyorum. Mutlaka bekliyorum. Buradan hocamıza da gitsin bu isteğe. Gitsin evet. Ve futbolcuları da bekliyorum yani. Onlara en güzel şekilde şenlik bayram havası yaşatacağım bu köyde nasıl olursa. İnşallah. Levent hocam okulun hikayesi böyleydi. Şimdi ben neler abi hissediyorsun? Şöyle ki ben ilk internetteyim. Ben her sabah açtığımda ilk Bursa Spor TV, sonra Teksasor, düzenli Olay Gazetesi'ne kadar hep inceliyorum. İlk duyduğumda çok sevindim. Çok güzel bir proje. Yani bir Bursa Spor yönetimi olan sağ olsun Mehmet Kara ve arkadaşlar Bursa Spor tarafı yönetimi çok güzel bir proje üstlenmişler. Keşke dedim bizim köye gelseler de köyü yeşil beyaza boyasalar, çocukları Bursa Spor duygusu en büyük hayalimdi. İşte iletişime geçtik. Sağ olsun Teksasor'dan çok yardım ettiler. Yöneticilerle görüştüler. 6. okul sizin deyince ben tabii çok sevindim. Hemen muhtarımı aradım. Yeşil beyaza boyayacaklar dedim, onaracaklar dedim. Hani ben bu kadar güzel bir şey beklemiyordum. Evet doğduğum yer. Ben buralıyım, Çörelerliyim. Sağ olsun babamız bize aşıladı bu duyguyu. Bizi küçükken ilkokula giderken maçlara, Texas'ın o tribüne götürdü. Tabii biz anlamıyorduk ama içimize işlemiş işte. Bizi fanatik Bursa Sporlu yaptı. Doğduğum yere bir faydam olsun istedim. Ve gerçekten de ben düşünün yani bir faydam olacak ve tuttuğum takımın. Yani çok güzel. Anlatamıyorum. Çok evet, güzel. Baba. Evet, Bursa Spor evet. Sevgisi farklı bir yerde karşına farklı bir şekilde çıktı. Şimdi herhalde burada farklı bir şeyler hisseden, farklı duygular içerisinde olan kişi
sensin burada oğluna Bursa Spor sevgisini aşılamışsın. Şimdi de ufacık kardeşlerimize Bursa Spor sevgisi çok güzel akraba aşılanacak. Neler hissediyorsun? Bursa Spor sevgisi bende küçüklükten, daha doğrusu okul zamanımda Sedat Üç'ün arkadaşımdır, okuldan arkadaşımdır. Onların zamanından kömür sahalarda oynarken onları seyretmekten başladı. Şu anda çocuklarıma aşıladım. Çocuklarım da gelecek nesile aşılayacağı için çok mutluyum. Ama bu aşılamak eğitim işi, eğitimle başlar. Eğiterek çocukluktan her şey başlar. Bursa sporcusu da çocukluktan başlasın. Gerçek Bursa sporlu taraftarı olur. Herkesin eğitim görerek bu işlere vesile olurlarsa, yalnız benim oğlum değil, herkes olmaya çalışsın. Evet. Köylerimiz böyle kalkınır, geri kalmış köylerimiz, orman köylerimiz böyle tahsilli kişilerin sayesinde kalkacaktır. İleride daha güzel şeyler göreceğiz inşallah.